Yoksa sen biri bir oyun oynuyor. Büyük bir tuzak. Yardım edin. Lütfen. Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilir. Dizinin son bölümünde Hira Orhun'a gerçeği anlatmak için epey uğraş vermişti. Bölüm deniz kenarında Orhun ve Hira'nın konuşmasıyla başlıyor. Hira Orhun'a hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. Orhun Hira'ya hiçbir şey duymak istemiyorum dedi. Hira Orhun'a nasıl benim hakkımda kötü düşünebilirsin dedi. Orhun Hira'ya sen olsan ne düşünürdün dedi. Orhun Hira'ya seni Cihangir'in odasında gördüm dedi. Hira Orhun'a ben sana karşı yemin ettim. Hira Orhun'a beni nasıl ahlaksızlıkla suçlayabilirsin dedi. Hira Orhun'a Nurşah bana mesaj gönderdi telefonuma bakabilirsin dedi. Orhan İran'ın telefonuna baktı. Orhan Hira'ya telefonunda herhangi bir mesaj yok dedi. Neva odasında iken bilgisayardan Hira'nın telefonundaki tüm mesajları sildi. Neva Hira masumiyetini asla ispatlayamayacak diye seviniyor. Hira telefonuna baktı, ne yazık ki mesajları göremedi. Hira ısrarla beni Nurşah çağırdı dedi. Orhun Nurşah'ı telefonla aradı ama Nurşah'ın telefonu kapalıydı. Hira Orhun'a Nurşah beni başka bir numaradan aradı dedi. Orhan Hira'yı bağırarak yeter artık yalan konuşmayı bırak dedi. Orhun Kenan'ı aradı ve Nurşah'la konuşmak istediğini söyledi. Kenan kendi telefonunu Nurşah'a götürdü. Kenan Nurşah'a başka bir numaradan Hira'yı aradın mı diye sordu. Nurşah Orhun'a hayır cevabını söyledi. Orhan Nurşah'la telefon görüşmesini bitirdikten sonra Hira'yı azarlamaya başladı. Hira çaresizlikten dolayı epey üzüldü ve bir anda baygınlık geçirdi. Diğer tarafta ise Nurşah ve Kenan sohbet ediyorlar. Nurşah Kenan'a iyi ki Orhun kaçırıldığımı öğrenmemiş dedi. Nurşah Kenan'a ama konakta kötü bir şeyler mi oluyor acaba dedi. Kenan Nurşah'a bence bir karışıklıktan dolayı Orhun teyit amaçlı seni aradı dedi. Kenan ve Nurşah bu kaçırılma olayını en kısa zamanda Orhun'a bildirmemiz gerekiyor diye anlaştılar. Kenan iyi geceler diyerek Nurşah'ın odasından ayrıldı. Diğer tarafta ise Orhun baygınlık geçiren Hira'yı konağa getirip yatağına yatırtmıştır. Orhun sinirli bir şekilde otel odasında yaşanan olayı düşünüyor. Orhun Hira'nın söylediği sözleri düşünüyor. Orhun Hira'nın söylediklerinin gerçek olup olmadığını düşünüyor. Bir müddet sonra Orhun Hira'nın yatak odasından çıktı. Orhan odacısına gireceği esnada Kenan Orhun'a telefonla aradı. Kenan Orhun'a Nurşah sizin için çok endişelendi dedi. Kenan Orhun'a eğer bir sıkıntı var ise sizlere yardımcı olmak isterim dedi. Orhun Kenan'a sen sadece Nurşah'a yardımcı ol yeter dedi. Orhun ve Kenan biraz konuştuktan sonra telefon görüşmesini bitirdiler. Kenan hala Nurşah'ın kendisine karşı bir ilgisinin olup olmadığını düşünüyor. Kenan bir insana kendisinden soğutmak için neler yapması gerektiğini internette araştırmaya başladı. Kenan internet araştırmasında birkaç bilgiye sahip oldu. Hukuk bürosunda ertesi gün oldu. Kenan ve Nurşah ofiste yoğun bir şekilde çalışıyor. Nurşah Kenan'ın sessiz oluşundan dolayı biraz şaşkındır. Nurşah Kenan'ı biraz konuşturmaya çalıştı, fakat Kenan Nurşah'la konuşmaktan kaçınıyor. Bir müddet sonra ofise Fatih ve Ceylan girdi. Fatih Kenan ve Nurşah'a balayınız neden bu kadar kısa sürdü diye sordu. Kenan Fatih'e Nurşah kaçırıldı dedi. Fatih Kenan'ın söylemlerine şaka zannetti. Fatih ve Ceylan kaçırılma olayının ciddi olduğunu öğrenince epey endişelendiler. Kenan yaşadıklarına Fatih'e ve Ceylan'ı anlatmaya başladı.
Konakta ise Hira yatağından sonunda uyandı. Yanında Musa'yı görünce epey şaşırdı. Musa Hira'ya Orhun bütün gece başında bekledi dedi. Musa Hira'ya neler oluyor, bana anlatır mısın dedi. Hira Musa'nın tüm sorularına cevapsız bırakıyor. Hira Orhun'la konuşmak için odadan ayrıldı. Orhun çalışma ofisinde Hira'yı düşünürken Hafife odasına girdi. Hafife Orhun'a ben sana Hira'nın ailemize uygun olmadığını söylemiştim dedi. Orhun Hafife'ye bunları konuşmak istemiyorum dedi. Fakat Hafife Hira hakkında çirkin sözler sarf etmeye devam etti. Hira kapının arkasında tüm konuşmaları dinliyor. Hafife hızlıca odadan çıkınca Hira'yı karşısında gördü. Hafife Hira'ya hiçbir şey söylemeden yanından geçti. Hira Orhan'ın çalışma odasına gireceği esnada Orhun Hira'yı gördü. Orhan Hira odaya girmesin diye kapıyı kapattı. Hira ağlamaya başladı. Orhun Hira odaya girmesin diye kapının kolunu tuttu. Hira Orhun'un kapıyı tuttuğunu anlayınca daha da acı çekmeye başladı. Hira mecburiyetten oradan ayrılıp konak bahçesine gitti. Orhan Hira'ya böyle davrandığı için bir yandan da üzülüyor. Diğer tarafta ise Kenan tüm yaşadıklarını Fatih ve Ceylan'a anlattı. Kenan Ali'ye adamlar bizi sadece para için kaçırdı dedi. Orhun Kenan'a kötü adamların arabasını araştırmaya başlayacağım dedi. Kenan Fatih'e şimdilik bir şey yapma, biz polise durumu bildirdik dedi. Diğer tarafta ise Raşit sokakta endişeli bir şekilde yürürken tefeci adamla karşılaştı. Tefeci adam bir kez daha Raşit'i tehdit etti. Raşit gittikçe daha da korkmaya başladı. Konakta ise Neva odasında iken Cihangir Neva'yı aradı. Cihangir Neva'ya konakta yaşananları bana anlat dedi. Neva Cihangir'e dün gece Orhan Hira'yı baygın bir şekilde konağa getirdi dedi. Telefon görüşmesi bittikten sonra Neva Cihangir'in Hira'yı önemsemesinden dolayı epey kızgın. Perihan salonda kahve içerken Neva yanına geldi. Neva ve Perihan dedikodu yapmaya başladılar. Neva Perihan'a Hafife'yi Hira'nın odasını araştırmasını sağla dedi. Hira konak bahçesinde ağlıyor ve yanında Musa onu teselli etmeye çalışıyor. Fakat Hira Musa ile konuşmuyor. Hira'nın düşüncesinde sadece yaşanan olaylar vardı. Hira yaşanan olayı yarım yamalak Musa'ya anlatmaya başladı. Musa Hira'ya sana birileri sana tuzak kurmuş dedi. Hira gittikçe daha da çok ağlayınca Musa sana bir bardak su getireceğim, burada bekle dedi. Orhan çalışma ofisinde üzgün bir şekilde beklerken Ali odaya girdi. Ali Orhun'a beni Hira ile birlikte okula götürür müsün dedi. Orhun Ali'nin isteğini kabul etmedi ve Ali odadan üzüntülü bir şekilde ayrıldı. Orhan pencereden ağlayan Hira'yı seyretmeye başladı. Fakat Orhun Hira'yı ne zaman görse otel odası olayını hatırlıyor. Orkun o olayı hatırlayınca sinirinden etrafında ne varsa dağıtmaya başlıyor. Hafife odasında çay içerken Perihan yanına geldi. Perihan Hafife'ye hatırını sormak için geldim dedi. Perihan Hafife'ye Hira'nın ahlaksızlığını anlatmak istedi. Hafife Perihan'a bu olayı konuşmak istemiyorum dedi. Fakat Perihan Hafife'ye olayları konuşmaya devam etti. Perihan Hafife'ye ben zaten Hira'dan şüpheleniyordum dedi. Perihan Hafife'ye muhtemelen Hira'nın odasında Cihangir'e ait bir şeyler olabilir dedi. Bir müddet sonra Perihan Hafife'nin odasından ayrıldı. Hafife Perihan'ın söylemlerinden sonra hizmetçiler ile birlikte Hira'nın odasına gitti. Şevket ve Gonca Hira'nın odasını araştırmaya başladı. Bir müddet sonra Hira odasına girdi. Hira odadakilere neden eşyalarımı dağıtıyorsunuz diye sordu. Hafife Şevket ve Gonca'ya her tarafa bakın ve her yeri araştırın dedi. Şevket giysilerin arasında Neva'nın bıraktığı kutuyu buldu. Şevket Hafife'ye kutuyu gösterdi ve daha sonra kutuyu açmaya başladı.
Kira Şevket'e nedir ilk defa görüyorum odamda dedi. Afife kutuyu incelemeye başladı ve kutuda bir not gördü. Notta ise şöyle bir mesaj yazılıydı. Ben Cihangir yeniden buluşmamızı heyecanla bekliyorum. Afife Hira'ya ihanetinin belgesi budur dedi. Afife Hira'ya ama bu ihanetinin ikinci delilidir dedi. Hira Afife'ye bunların ne olduğunu bilmiyorum ve ilk defa görüyorum dedi. Afife Hira'ya bağırarak sesini kes ahlaksız kadın dedi. Afife kutudaki eşyaları aldı ve Orhan'ın çalışma odasına gitti. Hira Afife arkasından ağlayarak bunlar benim değil diye sesleniyor. Afife Orhun'a müstakbel eşinin neler sakladığını biliyor musun dedi. Afife Orhun'a Hira Cihangir'den gelen hediyeleri odasında saklıyor bunlar da kanıt dedi. Hira Orhun'a bunlar benim değil ben onları odama koymadım dedi. Afife Orkun'a sakın bu yalancı kadına inanma dedi. Orhan bir anda öptü patlaması yaşadı. Orhun Afife'ye yeter diye bağırdı. Afife bunca yaşanan olaya inanmıyorsan senin sıkıntıların vardır dedi ve odadan ayrıldım. Orhun Hira'ya yatak odana çık ve beni bekle dedi. Orhan Hira ile yatak odasında olayı konuşmaya çalışıyor. Orhan Hira'ya elimdekiler senin odandan çıktı bunların ne olduğunu bana açıkla dedi. Hira Orhun'a gerçekten bunların ne olduğunu bilmiyorum dedi. Orhan Hira'ya sana inanmamayı hiçbir kez düşünmemiştim dedi. Orhan Hira'ya fakat söylediklerinden hiçbirine inanmıyorum dedi. Orhan Hira'ya tüm yaşananlar senin yalancı olduğunu gösteriyor dedi. Orhan ne yazık ki Hira'ya inanmadı ve sinirli bir şekilde odadan ayrıldı. Orhan çalışma odasına tekrardan girdim adeta sinir krizi geçirdi. Hira ise odasında baygınlık geçirecek derecesine girerek ağlamaya başladı. Bir müddet sonra Neva Hira'nın odasına girdi. Neva Hira'ya dost gibi davrandı. Neva Hira'ya Cihangir ile aranızda gizli bir ilişki olduğunu bilmiyordum dedi. Hira Neva'ya Cihangir ile aramda hiçbir ilişki yok dedi. Hira Neva'ya birisi bana tuzak kuruyor dedi. Hira Neva'ya yoksa bunları yapan sen misin dedi. Neva Hira'nın suçlamalarını kabul etmedi. Neva daha fazla şüphe çekmemek için Hira'nın odasından ayrıldı. Hira son çare olarak Afife'nin odasına gitti. Hira Afife'ye birisi bana çok büyük bir tuzak hazırladı dedi. Hira ağlayarak Afife'ye lütfen bana yardım edin dedi. Hira Afife'ye ben Neva'dan şüpheleniyorum dedi. Ne yazık ki Afife Hira'yı odasından kovacaktır. Fakat Afife Neva'nın bir plan yapabileceğini düşünmeye başladı. Bundan sonraki süreç Hira kendisine yapılan tuzağı bozmak için adımlar atacak. Hira bu süreçte konakta kalmaya devam edecek. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dizi hakkında daha fazla detaydan haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.